var. Yardım et. Ölüyorum. Aman tanrım dur sakin ol. Hah. Hadi. Öldüm. Sanırım kurtardım. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size şifacı klasını anlatacağız. Gördüğünüz gibi canım iki kareden buraya kadar çıktı. Çünkü arat beni iyileştiriyor. Aynen öyle. Hemen arenamıza geçelim. Böyle size şu köşede bir bekleyen cezalı arkadaşlarımızı göstereyim öncelikle. Yanımızda Kromozoid var. Bak yine bir şey aratıp duruyor ya. Kaşınıyor bu çocuk ya. Ve sunucumuza ilk ödemeyi yaparak katılan, ilk elmas üyeliği alan Hellboys arkadaşımız var. Hellboys tabi bizi duymuyor şu an. Ona bir şeyler yazalım. Kebap yiyor şu anda be. Abi parasıyla uyuyor galiba. Kebap yiyormuş annesinden kebap istedim. Tabi bunlar videoda çıktı, çocuğu birazcık rezil ettik ama. Yok o ilk göz ağrımız. İlk göz ağrımız. En sevdiğimiz oyuncumuz. Kromozoid artık yani sevmiyoruz onu yani. Arkanı dönsene sen kafana. Evet sen görünme, senin o çirkin yüzün gözükmesin. Arkadaşlar gel biz devam edelim. Az önce enchant diye bir skillimiz var. Level 1'de açılıyor. Bu enchant skill ne işe yarıyor? Biliyorsun sunucumuzda enchant table'ları ve book'ları kullanabilen sadece 3 class var. Bunlar hangileridir? Arat. Ben şu anda şifacıyı biliyorum. Mesela başka ne var? Sihirbaz var ve büyücü var. Yani bu 3 class sadece enchant yapabilen sadece bu 3 class var. Diğerleri yapamıyor. Gördüğünüz gibi level 1 herhangi bir şifacı direkt bu skill'le beraber başlıyor. Diğer skill'lerimize bakalım. Ice Bolt diye bir skill'imiz var. Hemen ben onu bind dedim. Ben de birbirimize kar topu atalım. İşte aynen. Anlayacağınız üzere bu kar topu sallayan büyü ve rakibinizi 5 saniyeliğine yavaşlatıyor. Artı olarak 3 hasar veriyor diyor. Hemen gösterelim. Gördüğünüz gibi. Ben de bind'ımı bitireyim. Yapamadım az önce nedense. Gördüğünüz gibi şöyle atıyorum. Bir de vurmayı becerebilsem. Doğru. Güzel bakın, hasar veriyor mu bilemiyorum ama. Çok iyi hasar vermiyor da. Hani yavaşlatmak ama. Sen de level 2 skill yani. Ne kadar şey olduğu önemli değil. Evet ve menzil de çok uzun evet, değil galiba. Menzili bayağı uzun aslında. Öyle mi? Şöyle attığım zaman bak. Bayağı bir falan gidebiliyor. Ve az mana yiyor ve cooldown'u da az oldu. İçin hani gayet kullanışlı bir skill. Ya zaten şifacının biz hasar ile yani hasar iletmesini beklemiyoruz. Onun daha çok hani o şifa versin. Evet şifa versin. Allah şifa versin. level 2'de aç. Bu arada Ice Bolt'umuz da level 1'de açılıyor. Level 2'de açılan Prey diye bir skillimiz var. Bu skill az önce ben hani yaralıydım, ölüyordum ve Arat gelip beni kurtardı, beni iyileştirdi. O skill oydu. Tekrar göstermemize gerek yok herhalde. Sanırım. Level 3'te açılan bir skillimiz var. Dispel diye. Bu da bunu nasıl gösterebiliriz acaba? Bunu göstermemiz biraz zor olabilir. Evet. Nasıl gösterebiliriz? Birinin beni stunlaması lazım ve senin bana dispel atman lazım ya da bir okçunun birini zehirlemesi ya da yakması lazım. Sonra sen gidip dispel atacaksın. Evet. İzleyicileri bekletmek istemeyiz şimdi. Böyle bir şeyle uğraşmak istemiyoruz. Dispel rakibinizin üzerindeki ya da dostunuzun üzerindeki kötü etkileri kaldıran bir büyü ya da iyi etkileri kaldıran. Ice Aura diye bir skillimiz var. Hemen onu göstereyim ben. Sen de tabi Ice Aura. Tamam ben. Ice Aura'da çevrenizde bir gördüğünüz gibi bir alan oluşturuyor ve sizin etrafınızdakilere hasar veriyor. Aynen. Hatta Arak Chilled Air in evet. And diyor. Ben arkadaşları ikisini birden yakalamaya çalışıyorum ama. Ya, cooldown'u var artık skill'im bende. Oo evet. Hatta 40 saniye kalmış yani. 1 dakikalık bir cooldown'u var bayağı uzun. Group Heal diye bir skill'imiz var. Group Heal'da partinizdeki tüm elemanların, level 8'de açılıyor bu. Partinizdeki tüm elemanların yani herkesin ve yanınızda olanların canlarını yükseltiyor. Yani mükemmel bir skill. Hani savaş anında ya da boss keserken falan kullanılabilecek bir skill. Bunun yanında Wisdom diye bir skillimiz var. Evet. Bu da çok güzel bir skill. Bu da yine parti ile alakalı. Parti için bir buff. %20 arttırıyor mana regeneration, mana artışlarını parti üyelerinizin. %20 arttırıyor. Ben kullandım. Yani mükemmel bir şey. Bundan sonra level 20'de açılan ne var? Can. Ne oluyor? Hellboys'a atıyormuşum.
Abi bitir şu videoyu bitirelim lütfen. Lütfen evet. Heal Bomb diye bir skillimiz var. Bu skill ne işe yarıyor? Bunu attığınız zaman etrafınızdaki rakipleriniz ne oluyor? Hemen gösterelim. Göster abi. Mesela 6 saniyede cooldown varmış. Onu görebiliyorum şu anda. Bu ilginç bir skill. Ya bu skill hem rakiplerinize hasar veriyor hem de dostlarınızı iyileştiriyor. Böyle bir güzel. Nasıl gösterir? O konuda kafam karışık. Mesela şu an arada vurdum. Neyse biz direkt son level skill'ine de bakalım. Bu videoyu da buradan daha sonra sihirbazı çekeceğiz çünkü. Aynen öyle. Lay Hands diye bir evet. skill'imiz var. Lay Hands'de bir dostunuzun ya da herhangi birinin canını direkt fulllemenize yarıyor. Direkt doldurmanıza yani. Hani 15 ya da 20 şey yapmıyor. Ha bu arada çağrı geldi. Online oldu. Az sonra trolleyebilir videomuzu. Bekliyorum öyle bir şey. Naruto 98 TR Nick ile. Bak trollüyor bak şimdi. Neyse ne vardı? Lay Hands'de direkt canını fulluyor. Sonra son level Guardian Angel diye bir skill'imiz var. Bu da partinize 10 blok parti üyelerinize 10 blok yakınına olan parti üyelerinize 12 saniyeliğine ölümsüz yapıyor. Öyle mükemmel bir skill. Çok iyi bir skill. Yani direkt mesela kullanalım Bind Guardian Angel. Ben kullanayım. Mesela bana vurar at. Ha, ben vurayım. Gördüğünüz gibi tamam. Bana vuramıyor. Çünkü şu an 12 saniyeyle ölümsüz oldum. Vurmaya devam et abi. 12 saniye bitince. Vurmaya bakalım. Sen yaptın büyüyü ama. Bakın. Evet büyüyü soruyorum. Umarım şifacıyla ilgili anlatıp birazcık aceleye geldi bu video. Çok iyi olmadı. Biraz da meşgul şu aralar. Umarım. Ya özünde. Bunun bir savaşçı değil de bir protector yani koruyucu olduğunu, eşleştirici olduğunu bilmek yetecektir diye düşünüyorum. Aynen, bir de bunun şifacı için ne diyebiliriz? Şifacı çok fazla saldırı yeteneği olmadığı için şifacılar elmas zırhı kadar giyebiliyorlar ve ellerine tahta ve taş kılıçlar alabiliyorlar. Bunun için söyleyebileceğim şeyler bu kadar, söyleyebileceğimiz şeyler. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hadi. Hadi gidin.